Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba. Ben Emre. Ancestors: A Humankind Odyssey isimli oyuna bakıyoruz bugün. Az önce izlediğiniz gibi ebeveynimiz bir yırtıcı kuş tarafından yenildi. Biz ağaçtan aşağıya düştük ve bir yavru olarak kendimize saklanacak yer arıyoruz. İlk bulduğum yeri şu an için seçtim. Çok mantıklı mıydı bilmiyorum ama sizlerle konuşurken seçiverdim. Herhalde ulaşırım oraya tehlikeye çok fazla girmeden diye düşünüyorum. Oyun Assassin's Creed serisinin ilk oyunlarını yapan yapımcı tarafından, daha sonradan Ubisoft'tan ayrıldı kendisi, yapıldı. Ve insan evrimini anlatan bir oyun. Bundan yaklaşık 10 milyon yıl öncesinde başlıyor oyun. Öncelikle bir saklanalım. Daha az tehlikeli olduğu yerlerde. Tabii ki size daha detaylı anlatacağım oyunu. Şu an için yavrumuzu bulmamız gerekiyor. Biz bir kuyruksuz maymunuz, bir primat türüyüz. Şu an için çok net olmasa da tahminimizce ortak atamızı oynuyoruz şu an. Henüz şu an için bildiğimiz insanlık evrimleşmemiş. Bizim atamızı oynuyoruz. Duyularımızı biliyoruz oyunda. Duyularımızı kullanarak işitme duyusunu örneğin kullandık ve yavrunun yerini bulduk. Ama aynı zamanda zekamızı da kullanarak hafızamızı tutabiliyoruz. Daha sonrasında her yerden görebiliyoruz kendisini. Belli bir zamana kadar. Belli bir süreden sonra unutuyor tabii ki. Böyle sonsuz bir hafızası yok. Ya da çok korkutucu bir olay falan yaşarsa onda da aynı şekilde unutabiliyor. Ve kendisini, bu yavrucağızı, sakinleştirip yerinden çıkartmaya çalışıyoruz. Ve başardık. Kendisi bizim yavrumuz olmadığı halde kolonideki her bir birey çok önemli olduğu için hayatta kalma açısından kolonimizi elimizden geldiğince geliştirmeye çalışıyoruz haliyle. Tamam, bunun artık annesini babasını bilmiyoruz. Ebeveyni diyelim. Öldüğü için bizim sahiplenmemiz gerekiyor. Onun ölümü zaten kabilemiz için yıkıcı bir durum olmakla beraber yavrusunu kaybetmek daha da sıkıntılı bir durum soyumuzun devamı açısından. Tabii ki soyumuzu tüketmemeye çalışıyoruz oyunda. Aksine geliştirerek devam etmeye çalışıyoruz. Bunları öncelikle genler sayesinde ufak tefek değişimlerle, gelişimlerle soyumuza aktarıyoruz. Daha sonrasında ise daha büyük evrimsel değişikliklere yol açarak türümüzü geliştiriyoruz ve ana türlere kadar ilerleyeceğimizi tahmin ediyorum. Şu an çocuğu getirdiğimiz için diğer çocuk kuyruksuz maymunla kendisi oynuyor ve seviniyor. Kabilemizin yaşlısı da kendisini sevdi bir miktar. Ama tabii ki bunun velisinin, veli demeyeyim, ebeveynin öldüğü haberi kabileyi üzüyor. Derinden sarsıyor. Oyun bize başlangıçta yazıda da söylediği gibi hani size çok fazla yardımcı olmayacağız demişti. Bizi çok yalnız bırakıyor. Hani oyunda ne yapmanız gerektiğini tamamen sizin çözmeniz lazım. Bir kere en başta kabiledeki diğer insanlarla bir merhabalaşalım. Bunlar sanki hiç tanışmıyormuşçasına oyunun başında tutorial niyetine diyelim. Bunlarla bir sosyalleşme durumu gerekiyor. Bu arada arada bir tık sesi duyuyorsunuz. O benim gamepad'deki B tuşunu bırakmamı işaret eden ses. Bu yüzden kesik kesik konuşuyorum çünkü sesi duymaya çalışıyorum bir yandan. Evet. Sosyalleşmeyi tabii ki bütün primatlarda olduğu gibi, ya da birçok primatta olduğu gibi diyelim, birbirimizin bitini piresini ayıklayarak gerçekleştiriyoruz.
Sırtımızda çocuğu hala taşımamızın sebebi ise bizim yaptığımız hareketleri, eylemleri kendisinin de görüp öğrenmesi. Bu şöyle bir şeye yol açıyor oyunda. Oyundaki gelişimlerimizi nöronlar sayesinde yapıyoruz. Çeşitli nöronları aktive ederek gerçekleştiriyoruz. Ve bunun için de belli bir nöral enerjiye sahip olmamız gerekiyor. Bu nöral enerji eğer sırtımızda bir çocuk varsa daha fazla kazanım sağlıyor bize. Eğer iki tane çocuk birden taşıyorsak o da ekstradan kazanım sağlıyor ki bunu hatırladığım iyi oldu. Şurada bir yerde bir yavru daha olmalı. Geldiğimizde sevinen bir çocuk vardı. Aynen. Bunu da alalım. Bu sefer diğerini karnımıza aldık gördüğünüz gibi. Bu tür eylemleri yaparak dediğim gibi puan kasıyorsunuz. Özellikle oyunun başında çok fazla yapacağınız işler. Başlangıçta belki size biraz amelilik gibi gelebilir ama oynarken emin olun çok keyifli oluyor. Onun haricinde tabii ki etrafı tanıyacağız. Sosyalleşmemiz tamamlandıktan sonra. Köydeki herkesin bitini ayıkladıktan sonra diyelim. Bu arada biz erkek karakterdik galiba. Aynen. Erkeğiz. Ve oyunda herhangi bir üyemize geçiş yapabiliyoruz. Ha, oyuna bu karakterle başladık, bu primatla başladık diye sonuna kadar bununla oynamıyoruz ki oynamamalıyız. Kabilenin de sağlığı açısından, evrimin tamamlanabilmesi açısından. Çünkü evrim biliyorsunuz bireysel değildir hiçbir zaman. Şimdi bu arkadaş dişiymiş, güzel. En son bununla iletişim kuracak olmamız güzel. Eğer kendisi doğurganlığı kaybetmemişse çiftleşip bir çocuk bile yapabiliriz. Onu da tekrar şöyle zekaya basarak görüyoruz ama maalesef bu iki çocuğun da annesi sanıyoruz ki bu. Her bir dişi, bu oyun için geçerli, iki tane çocuk doğurabiliyor. Bakalım şuradaki diğer arkadaşlar dişi miydi? Dişi olan var mıydı? Şu dişi. Sembollerden görebiliyoruz. Oyunda zeka modu var, az önce aktif ettiğim şey. Etrafı tanımamızı, keşfetmemizi sağlayan mod. Dolayısıyla ben bunu tekrar bitlerini bir ayıklamak zorundayım. Kendisiyle eş olabilirim diye. Çok uzun bir işlem değil zaten gördüğünüz gibi. Hallettik, tamam. Şimdi geriye ne kalıyor? Şöyle zeka modunu aktif ettiğim zaman göreceksiniz etrafta bir sürü boş boş kare var. Ve bunların ne olduğunu hani odaklansak dahi bilemiyoruz. Çünkü daha önce hiç keşfetmedik bu nedir. Bilmediğimiz için de gidip elimize alıp her bir ilkel canlı gibi koklayıp yalayıp tadına bakıp ne olduğunu keşfetmeye çalışacağız. Ve bunlar da bize tabii ki nöral puan kazandıracak. Oyunun başlangıcında bunu çok sık yapacağız. Etrafımızdaki her şeyi keşfetmek adına. Bunları burada istifleyebiliyoruz aynı zamanda. Bu da aynısındandı zaten. Daha sonrasında bunları hani kullanacağımız zaman daldan, yani ağacın kendisinden kopartmak yerine dal dal buradan gelip alabiliriz. Onun haricinde misal oyun olduğu için tabii ki bazı şeyleri bu şekilde yapmaları gerekiyor. Hani oyunu öğretmek açısından. Su. Sanki hayatlarında daha önce hiç su içmemişler gibi. Suyu da keşfetmemiz gerekiyor. Suyun içilebilir olduğunu gördükten sonra içiyoruz ve kabilemizdeki diğer maymunların koştura koştura yanımıza geldiğini görüyorsunuz. Bunlar bizi taklit ediyorlar. Taklit ederek öğreniyorlar. Birçok şeyi zaten karşılarında yapmanız o açıdan önemli. Sadece sizin değil, bütün kabilenizin bir şeyleri öğrenmesi gerekiyor. Hayatta kalma yeteneğini kazanabilmesi için. Mesela şu an bir bitki daha bulduk. Neymiş diye bakalım. Şaşırıyor, seviniyor falan. Bu at kuyruğu dediğimiz bitki. Equisetum. yediğimiz zaman açlığımızı giderdiği gibi aynı zamanda bize kemik direnci de sağlıyor. Bu kemik direnci çok yüksekten düştüğümüz zaman kemiğimizin kırılma ihtimalini azaltıyor ya da bir
saldırıya uğradığımız zaman. Dolayısıyla kendisinin tedavi edici özelliği var. Buradaki berryler ise bir çeşit böğürtlen diyelim. Bunları da araştıralım tabii ki öncelikle. Karnımızı doyuruyor ancak bunlardan çok fazla yersek hafiften bir zehirlenme etkisi yaşıyoruz. Zehirlenmeyi nasıl tedavi ediyoruz? İlla ki başımıza gelir. Ama şimdiden söyleyeyim. Su içerek. Bu oyunda zehirlendiğiniz zaman su içtiğinizde iyileşiyorsunuz. Ancak oyunda bir zehirlenme var, bir mide bulantısı var. Mide resmi çıktığı zaman mideniz bulanıyor oluyor aslında. Zehirlenmiş olmuyorsunuz. O da tabii su içerek geçirebilen bir şey. Çok lezzetli olmayan bir şey yediği zaman arkadaşların midesi bulanabiliyor. Şimdi şu tarafa bir atlayalım. Şu noktada artık bazı şeyleri odaklandığım zaman ne olduğunu göstermeye başlıyor bize. Hala bilmediğimiz bir şey var. O da şu yanımda duran. Adını unuttuğum bitki. Bunları çok güzel yapmışlar bu arada. Gerçekten 10 milyon yıl öncesinde olan bitkiler. Stangeria eriopus imiş kendisinin ismi. Bunu da inceledik. Buralarda heba olmasın diye yine istiflediğim yerin yakınında bir yere bırakacağım. Çünkü bunlar işimize yarayacak bizim. Yani tekrar şuraya geçtiğimizde orada yine bulamadığımız, yani keşfetmediğimiz şeyler daha öncesinde. Ama bildiklerimizin yanında simge çıktığını görüyorsunuz artık. Bunları bilseniz de yapmanıza fayda var. Sağ altta gördüğünüz o daire içerisinde puan kazandığımızı görüyorsunuz bunları yaptıkça. Onu da hemen anlatayım. O daire içerisinde popülasyonumuzu görüyoruz. İki tane çocuk bizim sırtımızda olduğu için şu turuncu noktalar çocukları belirtiyor. Başta onu söyleyeyim. Sırtımızda olduğu için bize bağlılar. İki tane çizgiyle bunu belirtmiş oyun. Biz tam ortadaki noktayız. Biraz sol tarafında kalan 3 tane büyük nokta köyümüzdeki yetişkin sayısını gösteriyor. İşte saat 12-1 yönündeki 2 nokta ise biraz daha görece küçük olan noktalar köyümüzdeki ihtiyarların sayısını belirtiyor. Bu arkadaşlarımızı yanımıza çağırıp birlikte keşfe çıktığımız zaman hepsi bize bağlanıyor ve çok çok daha fazla puan kazanma şansına sahip oluyoruz. Taşı tekrar bırakalım. Taşları keşfetmiş olduk bu şekilde. Onun haricinde şurada bir de balık tutma noktamız var. Akan nehrin ortasında geçen bir taş nehrin bir ağzını daraltıyor. Ve bu daralan ağız balıkların daha rahat tutulmasını sağlıyor. Bunu keşfediyor bizim maymunlarımız. Kuyruksuz maymunlarımız. Atalarımız. Burada ise obsidiyanımız var. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Obsidiyan Petra. Bunu da keşfetmiş olduk. Bunları daha sonrasında tabii kullanacağız. Şu an için sadece tek bir elimizi, sağ elimizi kullanabiliyoruz. Diğer eli kullanma yeteneğine henüz sahip değiliz. Bu da tabii topladığımız bu bahsettiğim puanlar sayesinde olacak. Bunların haricinde direkt aksiyona girsem mi diye düşünmekteyim ama öncelikle bir çocuk yapma işine girişelim. Çocukları bir bırakıyoruz. Tabi sırtımızda çocuk varken çocuk yapmak biraz zor. Eşimizi yanımıza çağırıyoruz. Çağırdık. Muhtemelen geliyordur. Aynen. Sesimizi duydu ve geliyor. Bebeklerden birinde spontane bir şekilde bir gen mutasyonu gerçekleşti bu arada. Metabolizma ile ilgili. Şu an için bir adet kuyruksuz maymunu hamile bırakmış bulunuyoruz. Gece geç vakit zaten. Dolayısıyla bu saatte çıkmayalım. Şu ağacı göstereyim ben size en güzeli.
Evet, şu an için buralar siyah olan noktalar. Zoom da yapıyoruz aynen. Şu an gördüğümüz şey aslında oradan başlıyor. Temel olarak bir nöron görüyoruz. Bu nöronları geliştirerek aralarda sinapslar ile bağlantı kurarak bir çeşit skill ağacı gibi düşünebilirsiniz oyunlardaki. Yetenek ağacımız gibi düşünebilirsiniz. Kendimizi buradan geliştiriyoruz. Şu an için geliştirebildiğim şeyimiz tek bir gen var diyeyim ya da nöron var diyeyim. Kinesis dediğimiz bütün klan üyelerini çağırabildiğimiz yetenek. İletişim kurduğumuz için hepsiyle tek tek gidip işte bitlerini ayıkladık vesaire. Zekamız bu yönde birazcık daha ilerledi. Artık kendilerini topluca yanıma çağırabiliyorum. Böyle bir yetenek elde ettik. Onun haricinde yeni yerler, yeni yetenekler de açılıyor. Siz bir tanesini keşfettikçe. Şimdi uyku moduna girelim. Sabaha kadar, en azından güneş doğana kadar biraz uyuyalım. Uyuduğumuz zaman rüya görüyoruz. Rüyalar çok tatlı oluyor oyundaki. Saat işte 4.30-5 gibi falan. 6'ya doğru kalkmış olduk. Uyandığınız zaman neye ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Yani birazcık susamışız. Uykumuzu mükemmel almamış olsak da uykumuzu sonuçta almışız. Su ihtiyacımızı buradan karşılayalım. Tam alttaki noktada sarı sarı çemberlerin içe doğru geldiğini görüyorsunuz. O susuzluğumuzun hala devam ettiğini gösteriyor. O sarılar yok olduğu zaman zaten bir mavi yeşil arası bir çember gelecek öncelikle. Aynen bu. Daha sonrasında sarılar gelmediğini görüyorsunuz sarıların. Ama tamamı yeşil olmadı. Bu aynı zamanda bizim hani hayatta kalma barımız gibi düşünebilirsiniz. O noktayı tamamen kaybettiğimizde ölüyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Şimdi çocukları ben bir alayım sırtıma. Yağmur da yağıyor gerçi ama. Bunu da aldık. Ve bütün klan üyelerini çağırıp yanıma. Gördüğünüz gibi sağ alt tarafta klan üyeleri bana bağlandı ama bir tanesi bağlanmadı. Çünkü sesimi duymadı diye tahmin ediyorum. Şu ileride oturan arkadaş olabilir. Kendisine biraz yaklaşıp bir de buradan çağırırsak. Aynen o da geliyor. Bugün birazcık evimizi terk edip yiyecek bulalım, etrafı keşfedelim. Aynı zamanda tabii ki bolca puan kazanmış olalım. Her şeyden önemlisi. Onlar bizi takip ediyor. Arada kaybedebiliyoruz birbirimizi. Şimdi etrafta bu baklava şeklinde gördüğünüz yerler keşfedebileceğimiz bölgeleri temsil ediyor. Buraları gidip keşfetmek önemli. Ha, şu an için aciliyeti var mı? Yok. Ah, burada bir dişi görüyorum ben. Bizim kabileden bağımsız bir ve burada da bir arkadaş var. Güzel, kabileye iki kişiyi daha ekleyebileceğiz bu şekilde. Bu arkadaşlarla arada karşılaşabiliyorsunuz. Hani bir şekilde buralara gelmiş oluyorlar ve bir sıkıntıları oluyor. Bir hastalıkları işte hem kemiği kırılmış olabiliyor, zehirlenmiş olabiliyor vesaire. Dolayısıyla onları kabilemize katabilmek için sıkıntısının ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şu an uzaktan izliyorum kendisini. Sanki kolu ağrıyormuş gibi bir hareket yapıyor. Aynen kolu ağrıyor. Dolayısıyla bu arkadaşa bir ağrı kesici getirmemiz lazım. Bizim birlikte vardı hatırlarsınız. Birlikte diyeyim kabilemizde, köyümüzde. Aşağılarda da olabilir. Gelmişken hani biraz keşif de yapalım. Aşağıya inelim diyorum ben. Ağaçlar çok daha güvenli. Onun aksine toprağa ayak bastıktan sonra birçok tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Ne yazık ki. Şu arkadaşı bir spotlayalım. Aynen. Şimdi şuradan biraz yemek yiyelim. Bizimkilerin de çünkü karnı aç biliyorsunuz. Öncelikli olarak kendi karnımızı doyurmak çok daha önemli. Ardından dere kenarlarında genellikle yetişen nehir kenarlarında
At kuyruğu bitkisinden aynen buradan bulduk. Bunu yukarıdaki arkadaşımıza götürelim, verelim. Kamera açıları biraz sıkıntı olabiliyor. Arada içine girebiliyoruz böyle primatlarımızın. Onu çok aldırış etmeyeceğiz. Umarım doğru teşhis etmişimdir. Hani kolunu tutuyordu ve kıvranıyordu arkadaş. Dolayısıyla kendisinin birazcık kol ağrısı çektiğini, kemik ağrısı çektiğini düşünüyorum. Tanesi bu, diğeri neredeydi? O muydu acaba? Zaten asıl aradığımız kişi. Tanesi buydu. Diğeri de daha ileride miydi acaba? Kolunu tutan galiba buydu ya. Evet, şimdi buradan oraya ulaşması biraz dert olabilir. Şu an ağaçlarda sallandığım için tabii ki motor yetenekler gelişmeye başladı. Hoppa. Oyunda yaptığınız eylemler sizin hangi yönde gelişeceğinizi gösteriyor. Hani rastgele ben puan kazandım, hadi savaşa vereyim falan gibi bir durum yok. Dolayısıyla şöyle bir çıkalım. Aynen, güzel atladık. Bunu arkadaşa verebiliyor muyuz? Aynen, derdi buymuş. Eğer derdi bu olmasaydı almayacaktı. Ve artık kendisi de bize katıldı, gördüğünüz gibi. Hani bir nokta daha eklendi aramıza. Gelmişken onu da bitlerini ayıklasam mı? Ayıklamayayım. Şimdi eşimiz var. Onlarımız bozulmasın. Şimdi bir yerde daha vardı. Burada bilmediğimiz bir bitki var bu arada. Aslında gelmişken onu da bir keşfedelim. Çünkü o tahmin ettiğim şeyse eğer. Aynen, kapok fiber. Oyunda olası bir saldırı aldığınızda kanamalı bir yaranız varsa kanamayı durdurmak cidden çok büyük önem taşıyor. Birazcık ekranı yamultmuş olabilirim sizin açınızdan ama ben ne yaptığımın farkındaydım en azından. Tabi hafızada tutmadığımız için şu an biraz zorlanıyorum yerine. Şuydu sanırım. Aynen. Şöyle bir atlayalım. Güzel. Bu kapok fiberler sayesinde bunu üzerimize sürerek kanamayı durdurabiliyoruz. Eğer kanamayı durdurmazsanız onun başka bir çözümü benim en azından oynadığım süre boyunca görebildiğim kadarıyla yok. Bunu bir arkadaşa verelim. Aynen. Üşümeye başladılar, yağmur da yağdığı için tabii. Bir diş daha vardı sanki. Bunlar bizim zaten kabilede olanlar. Etrafında ok resmi oluyor, görüyorsunuz. Ha, şurada diğer arkadaş, şurada bir yerde. Gözden kayboldu. Buldum. Aklımıza tutalım ve oraya gidelim. Bu arada aynen şuraya da gelmişken bakalım. Oyunun başında bir yavrunun hani ebeveynini kaybetmiştik ya. İşte o ağaç, bu ağaç. Gidip buradan o ebeveynini de analiz edersek ekstradan yine puan kazanmış olacağız. Tabii çok tehlikeli şu an yaptığım şey. Evet, kartal sesini duydum. Buraya daha sonra gideriz. Ağacından kaçsak iyi olur. Şimdi. Bizim diğer eleman neredeydi? Ve daha sonra geleceğiz bir ara. Aklımıza tuttuğumuz halde bazen göremeyebiliyoruz etrafın çok çetrefilli, karmaşık olmasından dolayı. İlginç. Bu yakınlarda bir yerdeydi sanki ama.
O zaman yeteneğimizi, duyma yeteneğimizi kullanarak kendisini bulmaya çalışalım. Muhtemelen bulunduğum açıdan dolayı şu an göremiyorum. Az kalsın. Fena halde düşüyorduk aşağıya. Neyse ki atlattık. Bakalım şuralardan yükseğe çıkınca. Belki buluruz arkadaşı da. Unutmuş olma ihtimali var bu arada. Hani çok yükseklerden atladık. Aynen, unutmuş gördüğünüz gibi. Bu değil, şu. Evet. Ya da ben aklımda tut demeyi unutmuş olabilirim ama dedim diye hatırlıyorum. Her neyse, yerini öğrendik. Artık gidebiliriz oraya. Birazcık dinlensek iyi olur. Alttaki noktanın sarıya döndüğünü gördünüz. O bizim aynı zamanda staminamızı da gösteriyor. Hem stamina hem HP gibi düşünebilirsiniz. Birçok şeyi aslında orası bize anlatıyor. Evet, senin derdin ne acaba? Hoppa. Bakalım. Kendisi susuz gibi geldi bana. Tabii suyu buna getiremeyeceğimiz için onun için farklı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Mesela aşağıda sanki palmiye var. Palmiyede ne vardır? Hindistan cevizi. Ama şöyle bir sıkıntı var. İki elimizi kullanamıyoruz. Su ihtiyacımızı karşılayabilecek başka ne olabilir diye düşünüyorum ama. Çok da bir şey gelmiyor aklıma açıkçası. Keşfetmemişiz daha önce. Ye bakayım bunu. Güzel. Bu bize aynı zamanda soğuğa karşı da direnç sağlayan bir bitki. Tamam, o zaman ablamıza şimdilik gidemiyoruz. Onun yerine evimize dönebiliriz bu noktada. Tabii kaldığımız mekan ulaşılması oldukça zor bir mekan. Arada bu arkadaşları çağırmak lazım. İki tanesi uzakta kalmış gördüğünüz gibi. Az daha yaklaşırlarsa bana iyi olur. Hani bu bizi uzakta, yani ulaşılması zor bir mekan olması hem tehlikelerden koruyan bir şey bizi, hem de bir yandan bizim de ulaşmamızı zorlaştıran bir şey. Evet, geldik. Yatağımıza gelip End Expedition diyoruz. Ve klanımıza yeni katılan üyeyi selamlıyoruz. Ailemize yeni birisi katıldı. Bunu bir seriye dönüştürmeyi çok düşünmüyorum açıkçası bu oyunu. Bilmiyorum, hani izlenmelere göre de değişir tabii durum. Fakat oyunla ilgili sormak istediğiniz bir şeyler olursa, eğer oynuyorsanız bu oyunu, yardımcı olmak adına hani yorumlara sorularınızı bırakırsanız ben bir video daha çekerim. Sorularınızı yanıtlarım. Bu arada gelmişken şu puanlarımızı kullanalım. Fena puan toplamamışız diye düşünüyorum. Aynen. Hiç fena değil. Ve artık motor yetenekleri açtık. Bu da ne demek oluyor? İki elimizi birden kullanabiliyoruz. Çok geciktirmeden işi. Şu ablamıza bir uğrayalım tekrar. Eğer hala orada duruyorsa. Çünkü artık bir şeyleri kendi kendimize başarabileceğiz. Evet, yine unutmuş. Hafıza birazcık kıt. Normal, 10 milyon yıl öncesinden bahsediyoruz.
Oyun başında da bahsetmiştim hani hafızaya eklediğin zaman, aklınıza tuttuğun zaman ve sonsuza kadar kalmıyor. Bir süre orada bir şey vardı diye hatırlıyor. O sonrasında yavaş yavaş unutmaya başlıyor. Evet, şimdi kendisine su götürebileceğim en güzel kaynak Hindistan cevizi diye düşünmekteyim. Dolayısıyla bir tane Hindistan cevizi aldım. Tabi bunu da ilk defa kendimiz bulduğumuz için inceliyoruz. Bunu kırmak için bir taşa ihtiyacım olacak. Yakınlarda bir yerde taş bulursam eğer, şahane olur. Taş bulalım derken yılanla karşılaşmayız umarım. Buldum. Süper. Şimdi taşı kullanarak Hindistan cevizinde bir delik açacağız. Açtık. Taşı bırakabiliriz artık. Bu haliyle tekrar bir keşfediyoruz. Ardından bunu ablamıza götürüyoruz. Hangi ağaca bağlı o diye bakıyorum. Şu önümüzdeki ağaçtı sanırım. Aynen. Ve klanımıza bir kişiyi daha eklemiş olacağız bu şekilde. Ki oyunun başında da bahsettiğim gibi popülasyonumuzun ne kadar büyük olduğu çok önemli. Oyunda aynı anda 6 yetişkin, 6 çocuk var, 6 yaşlı primatı sahiplenebiliyorsunuz diyeyim, kontrol edebiliyorsunuz. Yani 18 kişinin üstüne çıkamıyorsunuz. Tabii kişi sayısı arttıkça, bu arada midesi bulanıyor birazcık. Güzel. Afiyet olsun. Üyelerinizin sayısı arttıkça onları doyurması da ayrı bir dert oluyor. Onlarla ilgilenmek de ayrı bir dert oluyor. Çünkü dışarı çıktığınız zaman sadece siz yaralanmıyorsunuz, sadece siz hastalanmıyorsunuz. Tabii ki onlar da zarar görüyorlar derken aşağı uçtu kendisi baya. Aşağıda aslında palmiye ağacı var. Ben de atlayıp tutunabilirim orada da. Yine de şu noktada çok cesaret etmek istemiyorum ona. Bu mesafeden düşmeniz çok sıkıntı değil. Az önce benim düştüğüm mesafe. Biraz daha yükseğinden düştüğünüz zaman kemiğiniz kırılıyor. Biraz daha yükseğinden de düşerseniz kemiğiniz çok ciddi anlamda kırılıyor. Ve daha da yüksekten düştüğünüz zaman ölüyorsunuz haliyle. Evet, artık yavaş yavaş bir şeyleri öğrenmeye, keşfetmeye başladık. Ve yetişkin sayımızı da 5'e çıkarttık. Bu önemli. Dediğim gibi. Özellikle keşfe çıktığınızda sayı üstünlüğünü sağladığınız zaman birçok yırtıcıyı korkutabiliyorsunuz. Hop, End Expedition demedik. Kendisini yine sevgiyle karşıladıktan sonra bir silah yapmayı düşünüyorum. Basitinden bir silah. Ve onunla dışarıya çıkacağız bir miktar. Yapmadığım önemli bir şey var. Onu özellikle sona sakladım. Bu işlemi yaparken tabii yorulacağımız için geceden yapıyorum ki sabaha kadar birazcık uyuyalım. Odunun küçük dallarından kurtulduk. Pardon, yanlış tuş. Böyle haydarla dalmak mümkün olsa da çok efektif olmayacağı için biz yine şuradan bir taş alalım kendimize. Ve bununla bu silahımızı, sopamızı keskinleştirelim. Gayret.
Bunu tam zamanında yapmazsak eğer sopayı kırabiliyor. Güzel. Artık bir silahımız da var. Durumda. Yatıp şöyle bir sabaha kadar dinlenebiliriz diye düşünüyorum. Kalktığımızda suyumuzu içeriz. Yolda bir şeyler yeriz. Karnımızı doyururuz. Hangi yolda diye soracaksınız. Birazdan onu da size göstereceğim zaten. Yine rüyalara daldık. Saat 4.30 iyidir. Elimizde iki elimiz dolu ol, yani iki elimizin de boş olması gerekiyor. Elimizde sopa olduğu için su içemiyoruz. Sopayı bıraktım. Suyumu içiyorum ve tabii ki diğer kabile üyeleri de hemen geliyor yanımıza. Bu arada ilerleyen zamanlarda tabii genetik mutasyonlar ardından sadece su içmemizi değil, yani silah yapmamızı falan da taklit etmeye başlıyorlar. Zekaları hepsinin nesilden nesile gelişmeye başlıyor. Şimdi yapmadığımız şey şuydu. Bulunduğumuz yeri keşfetmek. Bu oyunda bir şeyi tetikliyor. Bir olayı, bir eventi, etkinliği. O da şu ki. O da şu ki. Evet, önce bulunduğumuz yeri gösteriyor. Her keşifte olduğu gibi. Tetiklediği şey bu. Bir göktaşı, bir meteor. Bir yere bir meteor düştü. Şimdi meteor düştü, işte sıcaktır, yanıyordur, oradan ateşi keşfederiz gibi düşünmeyin. Ateşi keşfetmesi çok kolay bir işlem değil. Belki oyunun sonunda keşfediyoruz, bile keşfediyor bile olabiliriz. Çünkü bayağı bir zamandır oynuyorum oyunu ve hala ateşi henüz keşfedebilmiş değilim. Sadece burada meteoru alıp çok yüksek miktarda bilgi elde edineceğiz. Bu da yine oyunun oyun olmasından kaynaklı bir durum tabi. Yoksa hani kuyruksuz maymunlar için, bu atamız için, 10 milyon yıl önce yaşamış bu aile için meteorun çok da bir anlamı olmasa gerek. Ve o duman tutan yere doğru ilerleyeceğiz. Düşmeden yapmaya çalışıyorum, o yüzden biraz dikkatli gitmeye özen gösteriyorum. Yine bir kartal yuvası var bu arada. Gerçekten şundan bir tane yumurta çalalım. Bunu da keşfederiz. Keşfedelim hemen. Hatta bunu da göstereyim size. Yiyelim. Yediğim zaman gördüğünüz gibi midemiz bulandı. Aşağıda bir mide resmi çıktı. Bunu geçirmenin birkaç yolu var. Çeşitli bitkileri yemek. Ya da su içmek. Temiz su içmek. Temiz su bizim mide bulantımızı geçiren bir şey. Etkisinde hani sesleri biraz daha boğuk duymak ki önemli bir şey. Tehlikenin yaklaşıp yaklaşmadığını çok iyi anlayamıyorsunuz bu şekilde. Görüşünüzün de bulanıklaşması olarak görebiliyoruz. Şu tarafa ilerleyeceğiz. Aşağıda suyumuzu içsek tehlike var mıdır diye bakıyorum bir yandan. Görmeye çalışıyorum. Midemizin bulantısından dolayı bir miktar sıkıntı yaşamış olabiliriz. Ama bunu da göstermek istedim size hani. Tabi sopayı bırakmam lazım şu noktada. Tehlike bizi bulmadan. Güzel. Gitmemiz gereken yol şu tarafta bir yer. Evet, burada bir yerde tehlike var. Sol altta gözün etrafındaki çemberleri görüyorsunuz.
Şu an kendisini korkutmaya çalıştım. Yeşil mamba. Kendisini göremiyorum bu arada. Evet, bu taraftaymış. Gördük. Korkutmayı başardık sanırım ki. Bizden uzağa ilerliyor şu an kendisi. Gözün sol tarafında gördüğünüz şey ise dopamin. Evet. Burada da tehlikemiz var. Çabuk 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 kaç. Bir çeşit yaban domuzu Warthog. Bize doğru geliyordu. Az kalsın. Bu yüzden söylüyorum. Her zaman için ağaçların üstü çok daha güvenli. Yırtıcı kuşlar haricinde. Yerde her zaman için bir sakatlık çıkma durumu söz konusu. Şimdi duman ne tarafta kaldı? Bu arada tek yeteneğimiz tabi duyma değil. Koku yeteneğimiz de var. Şu an kokuları algılıyor. Mesela şurada bir şey kokusu geliyor bize. Neymiş? Ne olduğunu bilmiyoruz. Aklımıza tutalım. Gelmişken onu da bir keşfedelim. Keşifler çünkü çok önemli. Neyin ne işinize yarayacağını hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Aldım. Bir çeşit meyve sanırım bu da. Aynen. İyi oldu. Açmıştık değil. Açtık. Sağ elimizde olması gerekiyor yerken. Asıl kullandığımız elimiz çünkü sağ elimiz. Bak, karnımızı da doyurduk. Bu fazla oldu. Bunu atabilirsin şimdilik. Meteoroide en azından. Gidebilirsek çok tatlı olacak her şey. Hayır. Oh, neyse düşemedi. Çok korkmamak lazım aslında. Hani bayağı sağlam bir yükseklikten düşüp bir şey kırık vesaire olmadan atlatabiliyoruz. Maymun olmamızın getirdiği elastikiyet. Dumana doğru ilerliyorum ve burada bir arkadaşı görüyorsunuz. Bu değil, şu ilerideki. Kendisi bir dev piton. Bizi fark etmesini pek istemezsiniz diyeyim. Umarım fark etmez. Evet, şu an yeni bir bölgeye geldiğimiz için korku duyuyor. Böyle bir yere geldiğiniz zaman etrafı ağacından keşfetmeniz lazım. Bilmediği bir yer olduğu zaman çok korkuyor. Etrafı ne kadar tanırsanız korkunuz da o kadar azalmaya başlıyor ve bir noktadan sonra korkusuyla yüzleşebiliyor. Dopaminizi bu noktadayken tüketmemeniz lazım. Eğer dopamin tükenirse... Yanlışlıkla oraya kilitledik ama... Dopamin tükenirse eğer histeri krizine girip koşmaya başlıyor her tarafa deli gibi. Çeşitli mantar bulduk burada da. Bunda ne olduğunu öğrendik. Etrafta başka keşfedebilecek hiçbir şey yok mu? Şunu atalım bu arada. Elimizden. Mantar şu an çok yardımcı olmayacak bize.
Tamam, şöyle de yapabiliriz. Duyularımızı kullanarak sesleri dinleyebiliriz misal. Etrafta varsa duyabileceğimiz bir ses. Yok. Şu sağda gördüğünüz yuvarlak bizim geldiğimiz tarafı gösteriyor. Oradan çıkarsak hani bildiğimiz alana gireceğimiz için hani konfor alanı diyelim. Korkmamıza çok gerek kalmıyor. Koku duyumuza bakalım. Öyle bir yerdeyim ki şu an. Zaten mantar. Bildiğin şeylerden neden korkuyorsun onu bilmiyorum şu an sevgili arkadaş ama. Umarım başımızı belaya sokmayız, dur bakalım. Giderken yakınımızda iki yırtıcının birbirine girişini görüyorsunuz. Bir Machairodus Vortok'u yedi. Eğer onu yemeseydi muhtemelen hedefi bizdik. Şurada bir keşfedecek şey daha var. Güzel. Aynen, şu an rasyonalize oldu etrafımız. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Şu ileride gördüğümüz misal beyaz ışığa doğru bir ışık gördüm deyip ilerlememiz lazım. Orası bizim kendimizi kanıtlayacağımız bölge artık. Korkularımızla yüzleşeceğimiz nokta. Tabii bunu kabak gibi ortada yapmak istemiyorum. Aynen. Burada yapabiliriz. Çok iyi. Artık bu bölgeden korkmamıza gerek kalmadı çünkü bölgede aşağı yukarı neler olduğunu öğrendi karakterimiz. Tabii bizim asıl amacımız neydi? Meteoroid'e gitmek. Az önce ilk o korku yaşadığımız bölgeye girdiğimiz yerde aşağıdaydı yanlış görmediysem. Korkudan dolayı çok yanına gidemedik. Bakalım buradan nereye atlayabiliriz? Atlayamadık. Her neyse. Yüksek bir yere çıkıp dumanı tekrar görmek istiyorum. Bu arada bir yerde arı kovanı var muhtemelen. Aşağıda bir tehlike görüyorum şu an. Gözden kaçırdık ama orada bir piton var. Yine onlar birbirine girebilir. Her an. Her neyse, biz onlara çok bulaşmadan ne kadar ilerleyebilirsek kârdır. Bayağı devasa bir yılan ya. Duman birazcık azalmış olma ihtimali yüksek dumanın. Çok güzel düşüp kemiğimi kırdım. Tutunacak bir yer buluruz illaki dedim ama olmadı. Neyse ki şu bitkiler kemik güçlendirdiği için oyunun, yani oyun olmasının tabii bize verdiği artılar bunlar. Normalde böyle bir şey asla olmuyor. Gerçek hayatta bildiğiniz gibi. Ama oyunun tabi oynanabilir olmasını sağlayan şeyler de bunlar. Aksi takdirde pek oynamak mümkün olmazdı, şunu akıldan çıkartalım. Şimdi. Bizim ev ne taraftaydı? Oradan doğru buluruz.
Şu an için tam anlamıyla yolumu kaybettim çünkü. Ben nereden gelmiştim, nereye gidiyorum şeklinde. Evet, bizim ev bu tarafta. O zaman gideceğim yerde şu bölgede bir yer olması lazım. Evden baktığımızda bu tarafta görüyordu çünkü. Ağaca çıkıp bakalım. Oyunda bu tür keşifleri bol bol yapıyorsunuz. Yaparken kaybolabiliyorsunuz. Kaybolduğunuz zaman hiç aklınızda olmayan yeni bir bölgeyi keşfedebiliyorsunuz. Keşifler oldukça heyecanlı oluyor o açıdan. Bunu da söyleyebilirim. Çok yakındayız şu an aslında meteoroidin ama tam olarak nerede olduğunu çözemedim henüz. Kapak biber değil. Sanıyorum şu olması lazım ya. Şurayı görüyoruz ya. Yani bu bölgeyi keşfedecek de olabiliriz orayda ama. Dur bakalım. Gidelim görelim. Yok, orası başka bir yermiş ama olsun, gelmişken orayı keşfedelim. Bu keşifler de bize tabii ki bolca puan sağlıyorlar. O açıdan önemliler. Keşif yaparken ben yine ağaca çıkmayı tercih ediyorum. Her an bir tehlike gelebileceği için. Bu şekilde bir bölgeyi daha keşfetmiş bulunuyoruz. İstersek şu an hani bu noktada dönüp köyümüzdeki, kabilemizdeki diğer kuyruksuz maymunları alıp buraya yerleşebiliriz misal. Ama tabii ki şu an için hem çok erken hem de hani ana mekanımızdan çok uzak olmadığı için bize çok büyük bir yarar sağlamayacaktır. Yine bilinmez bir bölgeye geldiğimiz için korkular baş göstermeye başladı. Ya da boy göstermeye başladı. Hızlıca etrafta ne var ne yok bakıp yine buradaki korkumuzu da aşmamız bizim açımızdan faydalı olacaktır. Korku aşamalarında etraftan çeşitli yırtıcıların seslerini de duyuyorsunuz. Onlar hani halüsinasyon mu, korkudan dolayı mı duyuyor, yoksa gerçekten oralarda mı, çok kestiremiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı var. Özellikle yapılmış zaten. O korkuyu size gerçekten yaşatıyor oyun. Onu söyleyebilirim, bu gerilimi. Altında bayağı domuz sesleri var mesela benim şu an ve gerçekten buradalar mı bilmiyorum. Evet, buradaymış. Ve piton kendisine saldırdı. Piton'un kokusunu öğrenelim. Aynı zamanda sesine de bir odaklanırsak bu da bizim yine korkularımızı nebze aşmamıza sebep olacak. Etrafta bir iki şey daha bulursam eğer, ki buldum. Aynen, bu bize yeterli olacaktır. Gördüğümüz ışığa doğru tekrar yardırabiliriz. Burada arı vardı sanırım orada. Arı soktu az önce. Bir tanesi. Hayır, burası çıkış yerimiş. Geldiğimiz yere geri dönmüştü, evet. Çok güzel. Çok sorun değil. Korkuları, yani orayı keşfettiğimiz şeyler baki kalıyor. Biraz daha bu korktuğumuz bölgenin içine gitmemiz gerekiyor.
Yine yakınlarda bir domuz sesi duyuyorum. Hah, bu tarafmış gitmeniz gereken yer. Güzel. Ve burayı da keşfetmiş olduk bu şekilde. Evet, meteorun oraya geldik ve dibimizde bir timsah sağ olsun. Bize pek izin vermiyor. Yaklaşık 40 dakikadır aradığım meteoru. Açıkçası ufak bir kesme yaptım videoda çünkü şunu da bir kullanalım. O kadar uzaklaşmışım ki ben meteoru arayayım derken orayı keşfedeyim, burayı keşfedeyim vesaire. Hani bu arada evet. Birazdan histerik krizine girebiliriz. Şu tehlikeden uzaklaşmam gerekiyor. Çok uzun süre korkuya maruz kaldığı için bu tür şeyler yaşayabiliyorlar. Şunu bırak. Şunlardan ye bol bol. Güzel. Yakınlarda yine bir Warthog var. Ben başıma gelmeyen kalmadı, onu söyleyebilirim. Yani kemiğim kırıldı, hem de feci şekilde kırıldı. Kanama yaşadık birkaç kez. Yılan soktu, düştüm ağaçtan. Düştüğüm anda işte kemiğim kırıldı ve düştüğüm noktada yılan varmış, üstüne o soktu falan. Ölmedik. Ölmedik bayağı. Evet, arkadaş burada görüyorsunuz. Şu timsah beyi. Aklımızı tutalım. Gittiği yerleri görelim. Ama bayağı süründürdüler, öyle diyeyim. Hani 6. güne gelmişiz. Ben hangi günde kesme yaptığımı bilmiyorum ama hala dışarıdayız. Maalesef hani çok uzaklaşmışım. Arkadaş bizi görmeden acaba? Arkası dönükken hazır. 2 dakikada keşfedebilir miyiz? Umarım. Inspect. Güzel kaçtık. Ama daha ne kadar kaçabiliriz bilmiyorum. Evet, kaçamadık. Şu an kanama oldu ama şunu alacağım. Üzgünüm. Düşürme elinden. Düşürme, düşürme, düşürme. Evet. Olaysız bir şekilde bunu alabilseydim zaten şaşıracaktım artık. Artık evimize dönebiliriz. Deli gibi puan biriktirdik. Bir sürü yeteneğimizi geliştirdik. Ama önce şu kanamadan kurtulmam lazım tabii. Onun için de kapok fibere ihtiyacım var. En yakında nerede var diye bakıyorum. Kapok fiber. Sanırım şurada. Hayır. Ne yazık ki bu değilmiş. Video tepesine çıkalım. Buralardan bakalım. Şu nedir mesela? Kapok fiber, bunu aklında tut. Aşağıdaki ağaçlardan birinde. Güzel. Tam isabet. Çok iyi oldu bu. Evimizi değiştiriyoruz. Evimizi değiştiriyoruz dedim ama ben şeyi nereye düşürdüm acaba? Çok güzel, kapak fiberi de attım. Kontrolleri artık karıştırmaya başladım o derece. Meteoroid şu mu acaba? Bu kadar zamandır peşinde olduğum şeyi
Fırlatıp atmışım anladığım kadarıyla. Kanamadan kurtulalım. En önemlisi şu an için bu. Aşağıda hala timsahımız var gördüğünüz gibi. Soru işaretli şey olabilir ya. Olmayabilir, evet. Her neyse, onu keşfetmiş olmamız zaten asıl önemli şey. Meteoroid'in kendisinden ziyade. Şu yılanı bir atlatabilirsek şahane olacak. Artık evime dönmek istiyorum mümkünse. Yılan gitti mi acaba? Aynen, altımıza gelmiş tam. Devam ediyor yoluna. Birazcık daha uzaklaşsın. Sanırım buydu. Aynen. Artık evimize gidebiliriz. Ölmezsek tekrar. Bataklık çok tehlikeli. Bunun kaçıncı söyleyişimi bilmiyorum. Tabii kestiğim yerlerde de söylemiş olabilirim ama bataklık cidden çok tehlikeli. Şunu da bir araştıralım. Ya artık evin yolu göründü. Çıkabilirsem. Bataklığın şeyi de çok kötü hani. Ağaçlar da çok sıkıntılı. Dalları malları yok. Çoğu çürümüş zaten. Dolayısıyla çok ilerleyemiyorsunuz o ağaçların üzerinde. Neyse ki şu ana kadar oynadığım bölgede yılanların hiçbiri ağaca çıkabilen cinsten değiller. Ağaçlarda yılanlarla uğraşıyor olsak artık herhalde ağlardım oynarken. Taş elinde değil mi hala? Evet, elinde. Güzel. Biraz fazla yorulduk. Bir dakika dinlen. Hayır. Tamam, çok sorun değil. Çok büyük bir kırık değil bu. Taş elinde mi hala? Önemli olan o. Elinde gibi görünüyor. Eve gidelim, evde iyileşiriz. Evde biliyorsunuz ağrı kesici bitkimiz var. Bizi eve kadar götürebilir. Biraz dinlene dinlene gitmeniz gerekecek tabii bunun için ama. Ha gayret. Sana fazlasıyla işkence çektirdim. İsmin neydi senin? Tuk. Beni artık affedeceksin. Sevgili atam. Birazdan da bir kartal kaparmış bizi mesela, buraya kadar gelmişken. Evde bir de bizi bekleyen bir hamile eşimiz vardı. Onu da unuttum artık, bu kadar zaman geçiriyorsundan. Onun da bir doğumuna şahit oluruz. Bu cefakar babamız, sağ olsun. Geldik.
tam olarak evim, güzel evim diyebileceğim bir noktadayım şu an. Canım çıktı ama değdi açıkçası arkadaşlar. Bayağı bir şey keşfettik. Nöral ağımız tahminimce bayağı bir sapıtacaktır şimdi. Selam gençler, ben geldim. Şu taşımızı bırakalım. Gidelim anında bir iyileşip. Siz koşturmayın hemen. Bu kemiklerim kırık benim. Bana lazım. Yemeyin. Aç insanlar yahu. Suyumuzu içelim. Şu aşağıdaki yeşil beneğin ne kadar küçüldüğünü görüyorsunuz şu an işte. Yeşil tamamen kaybolup etrafındaki o kahverengi de küçülüp küçülüp kaybolduğu noktada ölüyorsunuz. Durumunuzun ne kadar kritik olduğunu gösteriyor aslında şu an. Uykusuzluk zaten diz boyu. Kaç gündür yarım yamalak uykularla idare ettim. Haydi bakalım. Birazcık toparlandı, kendine geldi. Sırtında çocuk, karnında çocuk, iki tane çocuk taşıyarak yapıyor bütün bunları. Evet, yat. Çocukları artık at sırtından. Çocuklar da yine ekstradan gen mutajeni oluştu. Şimdi cayır cayır yandığını görüyorsunuz şu an ve bir sürü yeni dalımız açıldı. Yavaş yavaş inşaat yapmayı öğreniyoruz. İnşaattan kastımız tabii şu an yattığımız yatağın aynısını yapabiliyoruz. Yaprakları üst üste dizip ezerek. Şu an için o yani. Yeni bir nöronumuzu açtık. Sinapslarla sol taraf, şu taraf daha çok saldırıya, savunmaya yönelik. Sağ taraf biraz daha duyuları geliştirmeye yönelik alan. Alt kısımdaysa iletişim nöronlarını daha çok görüyoruz. Üst kısım ise bizi biraz daha işte ayaklarımızın üzerinde yürüyebilen bir birey haline getirmeye yarıyor. İletişim önemli. Artık birilerini korkuturken kabile halinde hep birlikte bağıracağız. Eğer yanındalarsa tabii ki. Enerjinin hala ne kadar dolu olduğunu görüyorsunuz. Çatır çatır şu an gelişmemi yapıyorum. Başlangıçta dediğim gibi bu tür işte ameliyasyon işlerini hallederseniz, ki ondan oyun boyu kurtulamıyorsunuz, o ayrı konu, ama gelişiminizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Hani tek tek ufak ufak yapmak yerine bir kere çıkın, adam gibi keşiflerde bulunun. Rahat rahat. Sonrasında bunları bolca bu şekilde yükseltme şansına sahip olursunuz. Şu an için galiba kalmadı başka yükseltebileceğim şey. Jenerasyon atlamak istersek öyle bir seçeneğimiz var. Bizi 15 yıl ileriye atıyor. Bizden sonra doğacak çocuğumuz tabii ki bizim genlerimize, bu mutasyonlara sahip olmuyor. Eğer sahip olmasını istiyorsak şu an için işte iki çocuğumuz olduğu için 4 reinforcement'ımız, yani güçlendirmemiz var. Bunları seçerek, atıyorum işte şu iki dalı, bunu sabitlemek istiyorum ve bundan sonra çocuklarımda da bu genler, bu mutasyonlar olsun diyorsanız seçiyorsunuz ve bunun ardından change generation diyorsunuz, jenerasyonu değiştir diyorsunuz ve bu genler sizin sizden sonraki nesle de aktarılmaya başlıyor. Tabi bunları sık sık yapmanız lazım. Diğer ekranda keşfettiğiniz yerleri gösteriyor, her neyse. Şimdi biz eşimizi de çağıralım. Onun da doğumuna bir şahit olalım ardından. Doğumda da bu arada 15 ay atlıyorsunuz ileriye. Doğumuna şahit olmaktan kastım tabii doğum anını göstermiyor da.
Yavrumuzu kucağımıza aldık, doğdu. Ve 15 ay sonra diğer yavrular gibi onlar da büyüyor. Oyun çağına gelmiş, oynuyor, eşeliyor falan filan. Oyunun mantığı bu şekilde. Size deli gibi zaman harcatıyor başında. Zaman nasıl aktığını anlamıyorsunuz. Oyun size çok fazla bir şey sunmadığı, hatta hiçbir şey neredeyse sunmadığı için her şeyi kendiniz keşfediyorsunuz. İşin asıl zevkli kısmı da bence zaten orada. Bir sonraki adımda ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tamamen günümüzdeki var olan bilginizi, bu genetik değişiminizi kullanarak, zekanızı kullanarak atalarınızın evrilmesine yardımcı oluyorsunuz. Bunu ne kadar hızlı yapabileceğiniz tabii ki sizin elinizde, sizin bilgileriniz ve elinizdeki bu kabileyi nasıl geliştirdiğinizle alakalı. Size o zaman şöyle toplaşıp ailecek bir selam verelim. Ve bölümü de artık burada sonlandırayım. Benim kayıt 1 saat 50 dakika oldu. 1 saat 49 dakika. Size bunu kesip aktaracağım. Umarım uygun bir miktarı kesebilmişimdir sizi izlerken. Teşekkürler izlediğiniz için. Dediğim gibi sorunuz varsa yorumlara yazın. O sorularınıza yönelik ayrı bir video ile cevabınızı veririm. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.